şekilde kapıyorum. Tekrar su çekiyorum. Arkadaşlar emeğimizden hoş geldiniz. Bu kısımda beraber sarımsak turşusu yapacağım. İçine de küçük tuz biberlerinden koyacağım arkadaşlar. Nefis turşu olacak. Mantıklı. Önce sarımsak kanalı bu şekilde hepsini dağıt olacak. Arkadaşlar böyle bir şekilde ıslatın. 10-15 dakika ıslatın. Mantıklı geliyor. Elin soğuduğu zaman bile çıkıyor kokusunu. Çıkmayanları da ekliyorsun arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu şekilde ıslattığın zaman kolay oluyor. Evet arkadaşlar, 250 gramlık kavanoz hurma. Bu şekilde küçük kavanoz hurma arkadaşlar. Evet arkadaşlar, küçük kavanoz hurma koyuyorum. Bir tanesine sarımsak koyacağım, bir tanesine de küçük süs biberlerimden koyacağım. Sarımsaklarımı da güzel yine yıkadım arkadaşlar. Sarımsam çıktı. Üstüne birkaç tane biber koyayım arkadaşlar dolması için. Nohut koyacağım. Birkaç tane nohut buraya attım. Biberlerimin dibine de attım. Bunu da biberlerimi koyacağım arkadaşlar. Süs biberlerini. Tam ayarlayamıyorum, o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Çizik müzik atmıyorum arkadaşlar, sadece arkadaşlar ister limon tuzu koyun, isterseniz de ağzına hem kapak olur hem de bu şekilde limonu koyabilirsiniz. Kabuğuyla beraber koyuyorum arkadaşlar, ayrı bir aroma veriyor bunlar, çok güzel oluyor. O yüzden biraz bunun suyunu şuraya ekleyeyim. Arkadaşlar bakın, çorba kaşığına yağ koyuyorum. Birer kaşık yağ koyacağım içine. Birer kaşık kadar yağ koydum arkadaşlar. İkisine de. Evet arkadaşlar, dolmadı. Bunun üstüne de kopardım. Biraz topladım. Bunu da bu şekilde koyuyorum. Çay. Bu kadar sirke koyuyorum. Yarım çay bardağı sirke. Sarımsağı. Evet, yarım çay bardağı da süs biberimi ekledim. Geri kalan yanına su ekleyeceğim arkadaşlar. İçme suyundan ekleyeyim. Ya da kırmızı su koyun arkadaşlar. Arkadaşlar tatlı kaşığından birer kaşık tuz koyacağım. İkisine de birer kaşık tuz koydum tatlı kaşığına. Azıcık şunu azıcık koyuyorum arkadaşlar. Çay kaşığı kadar takip edin. Tam dolu değildi çünkü. Bu doruklamın bir kaşık çay kaşığı tatlı kaşığına. Evet, kapaklarını güzel falan arkadaşlar, iyice vurulayın kapaklarını, içlerini ağızlarına bu şekilde vurulayalım. Sıkıca kapıdan mı arkadaşlar, bazen vurulamıştım, düştü tekrar, o yüzden sıkı kapatmamız gerekiyor. Kapaklarını dikkat edin arkadaşlar, yeni olmasına.
şekilde yaptım. Arkadaşlar bugünküne beraber sarımsak. Evet arkadaşlar bugünküne beraber sarımsak turşusu, biber turşusu yaptım. Çok güzel oldu. Denemeyi tavsiye ederim. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.